DHTV ekranlarından iyi günler değerli izleyenler. Bir konu bir konuk programımız başlıyor. Siyasetten söz edeceğiz. Bugün biliyorsunuz siyasetle ilgili konularda Denizli'de temsilcileri, yetkilileri ağırlıyoruz programlarımızda. Bugün yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı bizlerle olacak. Hem yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanlığı çalışmalarını aktaracak hem de Türkiye gündemini değerlendireceğiz kendisiyle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk efendim. Şimdi tabii sözü nereden başlamak gerekir diye düşünüyorum. Biz bir öncelikle Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Fevzi Yapıcı'yı tanıyalım. Çünkü Fevzi Yapıcı aslında meslek olarak da Denizli'de bilinen, tanınan isimlerden birisi. Dilerseniz ilk olarak sizi tanıtalım izleyenlerimize. Evet, teşekkür ederim. İsmim Fevzi Yapıcı. Denizli Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanıyım. 3 Temmuz'da görevi devraldık. Ondan sonra bir sürü çalışmalarımız var. Önce kendimi tanıtayım. Kendim optisyenim. Gözlükçüyüm. Evet. 35 yıllık. Eşim eczacı. İki tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Onlar da liseye gidiyorlar. İnşallah bir tanesini önümüzdeki yıl üniversiteye kazanıp göndereceğiz inşallah. Evet. Şimdi tabii Denizli İl Başkanlığı'na döndüğümüzde de yine Yeniden Refah Partisi'ni anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Denizli İl Başkanlığı olarak çalışmalarınızdan bahsedeceğiz ancak Yeniden Refah Partisi öncelikle tabii ki Necmettin Erbakan öncülüğünde Milli Görüş çerçevesinde kurulmuş bir parti ve aynı şekilde de aynı düsturla aynı yolda devam ediyor Yeniden Refah Partisi. Bir anlatalım isterseniz Yeniden Refah Partisi'ni de Denizlilere. Şimdi ana temaya baktığımızda Yeniden Refah Partisi, Refah Partisi'nden sonra rahmetli Erbakan Hoca'dan sonra 23 Kasım 2018'de kuruldu. Milli Görüş düsturunda ve aynı zamanda adil düzeni savunan bir çerçevede politikamız, siyasetimizi belirledik. Evet. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan elektrik ve elektronik mühendisi. Aynı zamanda yönetim ve organizasyon konusunda da doktora yapmış. 42 yaşında Türkiye'nin en genç ve en dinamik genel başkanı. Bir önce bahsettiğim gibi 3 Temmuz'da görev verildi. Ondan sonra teşkilatlanma çalışmalarına hız verdik. Bununla ilgili önce kongreyi isterseniz anlatayım. 17 Kasım 2019'da tarihinde 45 bin kişiden fazla Ankara'da kongre yaptık. Katılımla geniş bir kongre gerçekleştirmişsiniz. Çok içeriye sığmadı, hatta içerisi kadar da dışarıda insan vardı. Coşkuluydu, çok güzeldi. O günleri hatırlıyorum. İktidar partisinin 17 bin kişilik bir kongre yaptığını düşünürsek partimize olan ilgiyi anlayabiliyoruz. Bu da bize şevk veriyor, çalışma azmi veriyor. 81 ilde teşkilatlanmamızı tamamlamış durumdayız. 920 ilçenin 850'ye yakın ilçede de teşkilatma çalışmamızı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar hedeflerinize doğru ciddi adımlar attınız. Çok az bir şey kaldı. Diğer partilere baktığımız zaman birçoğunda bu sayıları göremiyoruz. Bunun haricinde yeni il binasını göreve geldikten sonra tamamladık. Çınar Meydanı'nda belediyenin karşısında hedefimize en yakın konumda kendimizi konumlandırdık diyelim. Böyle bir espri yapalım inşallah. 12 ilçede pazar yeri çalışmaları yaptık. Bu pazar yeri çalışmaları yanı sıra esnaf ziyaretlerimiz de oldu. Bize orada söylenen şey, nerede kaldınız, geçinemiyoruz, büyük sıkıntıdayız, kurtarın bizi diye insanların söylemeleri var. İnşallah en kısa zamanda da iktidara talibiz. Diğer partiler gibi %1, %2 alıp ittifaklardan bir şeyler koparma derdinde değiliz. Mesela pazar yerlerini ziyaret ettiğimizde her parti bizim kadar rahat sohbet, diyalog kuramayacağını düşünüyorum. Çünkü yaşıyoruz bunları. Nedir bunlar mesela? Saadet Partisi zannediyorlar bize. Milli Görüş dediğimiz zaman almak istemiyorlar. Diyorlar ki siz işte HDP ile ittifak yaptınız teröristlerle diye. Böyle olunca biz de diyoruz yani rahmetli Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi, Yeniden Refah Partisi deyince ver ver diye elimizden resmen
söküyorlar. O anlamda o şekilde onları gördük. Bu da yeni bir değişim, oluşum ve insanların beklentilerinin olduğunu bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, gözlemliyorsunuz. Kısaca bu şekilde anlatalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde aslında siz önemli bir toplantı da gerçekleştirdiniz. Biz de izleyenlerimize, haber bültenlerimize aktardık. Hem Genel Başkan Yardımcısı hem Teşkilat Başkanınızı ağırladınız. Bu noktada orada da açıklamalarınıza baktığımız zaman üye sayısında da hedefiniz oldukça büyük. Dilerseniz bu noktadan da devam edelim. Şimdi şu ana kadar Yargıtay'da onaylanmış 106 bin üyemiz var. Bunun haricinde üye olarak listeler veya üye kayıt belgeleri doldurulmuş ama giremediklerimiz var. Bu bir süreç meselesi. 250 bine yakın üyemiz olacak. Bunlar da sonuçlandığında bu anlamda meclisteki partiler de dahil üye sayısı en yüksek partilerden bir tanesiniz. Olacaksınız. Evet, şu anda. 300 bin gibi bir hedef de koydunuz kendinize. 300 bin gibi hedefimiz var, evet. Peki şimdi vatandaşlarla görüştüğünüzde size geri dönüşleri aktardınız. Oradan devam edecek olursak yine Denizli İl Başkanlığı olarak diğer çalışmalarınızı da aktaralım isterseniz izleyenlerimize bu noktada. Teşkilat çalışmalarımız devam ediyor. Partimizi tanıtıyoruz. Sağ olun sizinle beraber burada da kendimizi ifade etme şansını bulduk çok her şükür. Zaman. Şimdi tabii böyle baktığımız zaman milli görüş çok dikkat çekici. Az önce ifade ettiğimiz söylemlerde. Buradan devam edersek sohbetimizi milli görüşün ne olduğunu da anlatmak gerekir diye düşünüyorum. İsterseniz bunu da aktaralım izleyenlerimize. Milli görüş çünkü Sayın Necmettin Erbakan tarafından ortaya konulmuş ve belirli kıstasları olan belirli dünya görüşü çerçevesinde bir aslında düstur haline gelmiş durumda. Aktaralım isterseniz milli görüşü. Şimdi milli görüşü rahmetli Erbakan hocamızın ağzından isterseniz okuyalım buradan nasıl tarif ediyor. Milli görüş ne solcudur ne liberal ne ortanın sağıdır ne de solun ortasıdır. Milli görüş Malazgirt zaferini kazananların görüşüdür. Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde İstiklal Savaşı'nı yapan görüştür. Milli görüş faizci kapitalizmi kaldırıp adil düzeni kurmaktır. Önce ahlak ve maneviyattır. Milli görüş İç barış, kardeşlik, huzur, devlet ve milletin kaynaşmasıdır. İnsan hakları, özgürlük ve adalettir. Milli görüş, güçlü ve süratli kalkınmadır. Herkese iş, herkese refah, köylü, işçi, memur ve esnafın faiz ve vergiye ezdirilmemesidir. Türkiye'ye uydu değil, lider devlet yapmaktır. Ülkenin bölünmez bütünlüğünün sağlanmasının teminatıdır. Güçlünün değil, haklının üstün kılındığı görüştür, diyor rahmetli Erbakan hocamız. Milli görüş, ve şu şekilde bitiriyor, milli görüş yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yaşanılabilir bir dünyadır, diyor. Bu şekilde ifade ediyor. Buradan isterseniz ben devam edeyim. Evet, lütfen. Devamlı Siyonizm derdi. Siyonizm nedir, ne değildir? Bu anlamda aslında hepimizin gündeminde olması bilmemiz gereken bir şey. O anlamda Siyonizm aslında Siyon kelimesinden geliyor. Siyon nedir? Filistin'de diyeceğim bilhassa üstüne basa basa. Filistin'de bir tepenin adıdır. Tamam. Yani Siyoncular gibi düşünebiliriz bunu. Tapınak şövalyeleri vesaire bu konu çok geniş ama zamanımız yetmeyeceği için bunu bu şekilde şey yapmamız lazım. Rahmetli Erbakan Hoca Siyonizm derdi buna. Evet, bu arada Siyon Tepesi de oldukça bilinen bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Birçok noktada bu bölgeden aktardığımız noktalarda onu da belirtelim. Buyurun lütfen devam edelim. Şimdi Siyonizm dediği şimdi küreselciler diye dillendiriliyor. Stratejistler veya televizyonlar devamlı veya YouTube kanalında meşhur kişilerin anlattıkları üst akıl diyorlar ama üst akıl kelimesini ben çok cümlesini sevmiyorum. Neden? Üst akıl dediğimiz iyi bir şey olması lazım. Bu nedir? Şeytani bir akıldır. Çünkü küreselci dediklerimiz, biraz sonra bahsedelim inşallah, bu konuda da bilgi verelim insanlarımıza, bir dağarcık olsun, açalım diye. Tabii ki. Şeytani bir akıl dedik. Küresel para baronları
der kimisi. Hı hı. Kimisi de küreselci çete diyor. Hı hı. Şimdi konuları hani ekonomik, teolojik, sosyolojik ve psikolojik olarak aslında bir ele almak lazım. Sadece ekonomi, sadece o veya sadece bu veya sadece kötülemekle değil, çözümleri de sunmak lazım. Bir düşünürün bir sözü var. Dış dünyadan haberdar olmayan, bilmeyen dış dünyaya cahil, iç dünyasını bilmeyen de gafil denir. Biz ne gafil olalım ne de cahil olalım o anlamda. Ekonomik açıdan baktığımızda ise bugüne gelene kadar birçok olay olmuş. Ama sanki masal gibi. Neden masal gibi diyorum? Normalde doğa dünyada olmayacak, gerçek hayatta olmayacak şeyler olmuş. Hani maç esnasında kural değişir mi? Değişmiş o anlamda. Nasıl değişmiş? Şimdi 1800'lü yılların başına geldiğimiz zaman Rothschild ailesinin şimdiki ataları, isim de farklı olabilir, problem değil. 5 oğlunu 5 Avrupa ülkesinde banka açıyor ülkede. Tabii bu para da kendisinin değil, aslında emanettir. Şu andaki birçok şirketin de esas paranın sahibi o gördüğümüz kişiler olmadığı gibi o zaman da bu aileye verilmiş işte tapınak şövalyeleri diyoruz. Daha derine gitmeyeceğiz. Sene 1815 Napolyon ve İngiltere Savaşı var. Waterloo Savaşı deniyor burada. Waterloo Savaşı'nda iki ülkeye de parayı veren, borç olarak veren, silahı da satan aynı kişiler. Bu şekilde birçok savaşlar olmuş. Bu şekilde birçok Avrupa ülkesinin merkez bankalarını ele geçirmişler. Osmanlı döneminde de kurulan bankı Osmanlı Şahane'de bunlardan bir tanesidir. Daha sonra da Cumhuriyet'le beraber Merkez Bankası olarak ismi dönüşmüştür. Merkez bankaları devlete ait olması lazım. Dünyada şu anda devlete ait olan merkez bankaları hangi ülkeler dediğimiz zaman Kuzey Kore, İran ve Küba. Ve bunlar medyada bakıyoruz Amerika'nın veya Batı'nın düşmanları, terörist ülkeler. Libya'da kendi merkez bankası vardı. Kendi parasını kendi kamusu basardı. Ama orayı da bir bahaneyle ferah refah içerisinde içindeki iç karışıklıklar oluşturarak ve dışarıdan müdahale ederek, bombalayarak onu da ortadan kaldırdılar. Bu anlamda aslında bu önemli bir konudur. Yetmiyor. Daha sonra Amerika'da faaliyetler başlıyor. O yıllarda 1913'te FED diye bir kuruluş kuruluyor. FED, Amerikan Merkez Bankası deriz ama aslında Amerika'nın kendine ait bir merkez bankası değildir. Şirkettir. FED şirketidir, kuruluşudur. Amerikan doları dediğimizde FED şirketinin parasıdır aslında. Ama Amerikan isminin arkasına gizlenmiştir. Ve bunların sahipleri 7 tane Siyonist bankerdir. Şimdi böyle baktığımız zaman tarihe bazı seyircilerimiz diyor bizimle ne alakası var? İşte bunları bilmeyince neler yaşadığımızı kapsamlı olarak göremiyoruz. Önceden altın ve gümüş karşılığında para basılıyor. Yani karşılığı olan bir para. Şimdi itibari para sistemi var. Dünyada. Rakamlar dönüyor. İşte ilk FED kurulduğu zaman daha öncesinde kurulmadan önce her banka kendi banka notunu, banknot da oradan gelir zaten. Basardı. Bunun karşılığında rezerv bulundururdu. Altın, gümüş veya değerli madenlerde. FED'le bu oran %60'a düşürüldü. Yani 100 dolara basmak için 60 dolarlık emtia bulundurmamız lazım. Yıl geliyor 1944'e. 44'e geldiğimiz zaman ismini Bretton Woods diye bir kasaba var Amerika'da. Orada Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı 1945'te atom bombaları atılarak Japonya'ya katledilerek orada yüz binlerce kişi. Onun bir sene öncesinde savaşı bitirmeden programlanmış. 44 ülke alınıyor ve onlara deniyor ki Amerikan doları yani FED şirketinin doları dünyada rezerv para olsun deniyor. Ve buradan devam ediyor. Kabul ediliyor. Merkez Bankası bunu rezerv olarak tutmaya başlıyorlar artık bu parayı. Bu 10 sent karşılığında ister üstüne 1 bas, 10 bas, 100 dolar bas bu şekilde. Ondan sonrasında baktığımız 1971'in Ağustos ayına geldiğimizde Başkan Nixon Amerika'da diyor ki ben dolarlı altının bağını kaldırıyorum artık istediğim kadar sınırsız para basabilirim. Sınırsız para basımı sistemi bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu arada 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında bir sürü uluslararası kuruluş
ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Birleşmiş Milletler, ondan sonra IMF, UNESCO, UNICEF, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, IATA, LOFT gibi, bunların hepsi o küresel çetenin hizmet eden kuruluşlardır. Bu şekilde devam edersek buradan, yani BM bugün kararlar alabiliyor ama hiçbir Müslüman ülkenin bunda veto hakkı yok. Ve uygulamama şansı yok. 5 tane adam veya ülke diyelim, daha doğru tabir olur. Bunlar kararları alıyorlar. Ondan sonra neymiş efendim, Afganistan'a girilecek. Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya saldırmaya onay veriyorlar. Ama İsrail'in yaptığı zulümlere sadece kınıyorlar. Bu şekilde İsrail'in yaptık, büyük İsrail'in kurulmasına da bu anlamda destek oluyorlar. Zaten görüyoruz. Yani Suriye'de bu noktada söylemlerde oldukça fazla olabiliyor. Fazla ülkeler tarafından olabiliyor. Yapılan söylemler oluyor. Amerika'nın, Avrupa'nın, işte bu saydığımız Afrika'da veyahut da işte Orta Doğu'da olan ülkeleri sömürmesine de ses çıkarılmıyor. Bu anlamda BM önümüzdeki dönemde İstanbul'a şube açacakmış. Neden diye sorası geliyor insanın. Bu anlamda inşallah ben istemem, yani biz istemeyiz diyelim. IMF bize para karşılığı küreselcenin şirketlerine imtiyaz sağlattırıyor. Ondan sonra çiftçilerimizin hangi ürünleri, değil mi, ekecek, hangisini ekmeyecek karar veriyor, kotalar koydurtturuyor. Ondan sonra bakıyoruz işçiye, memura, esnafa, pardon esnaf değil, işçiye, memura, emekliye ne kadar maaş verileceğini karar veriyor. Hatırlarsanız 1996-1997 11 aylık bizim Refah Yolu Hükümeti dönemi olmuştu. Doğru Yol Partisi'yle beraber. O dönemde memurlara, emekliye, işçiye %50 zam yapıldı. Artı bir maaş, o zaman işte 100 lira alıyorsa 100 lira da seyyane maaşları iki katına çıkarıldı. Şu anda memurumuz, işçimiz, emeklimiz bu parayı, biz de az görüyoruz ama bu parayı, bu parayı bile alıyorsa, bunun altındaki en büyük başarı rahmetli Erbakan hocamızın o zaman verdiği şeylerdir. Gençler belki bilmez bunları ama refah içindeydi. Neydi? İnsanlar daha çok alışveriş yapabiliyordu. Emeklimiz borcunu ödedi, daha rahattı. Memurumuz rahatladı. Hem işçi hem de esnafımız daha çok gelir getirmeye başladı. Yani kısarak değil, bollaştırarak piyasayı rahatlattı. Bu anlamda baktığımız zaman faiz lobisine 10 milyar dolar para verilmemiş, havuz sistemi kuruldu. Yani işte para kazanan bir kuruluşumuz var, bir de para harcayan, devlet su işleri, karayolları gibi. Daha çok yatırımcı arada, olan arada kuruluşlar. Havuz sistemini kurduğu zaman piyasa yapıcı bankalar diye bankalar vardı. O bankalara komisyon veriliyordu. İşte %20 ile bankaya para veriliyor. O %40, %50 ile tekrar devletin diğer kurumuna para veriyordu. Bunun önüne kesti mesela. Devlet de tasarruf sağladı. Ek kaynaklar açıkladı. Buradan da 70 milyar dolar o gün için para sağlandı. Devlet, Dünya Sağlık Örgütü mesela geçtiğimiz aylarda İstanbul'da hizmete geldi, bir şube açtı. Her yıl 2 milyon dolar devletimiz para ödeyecek buna. Dünya Sağlık Örgütü'nü baktığımız zaman dün PRC testlerine güvenilir diyen bugün güvenli olmayabilir diyor. Dün işte maske takmak bu virüsün yayılmasına engel olmuyor diyen şimdi iki tane, üç tane takın. Tam bir karman çorman. Burada da bir mantık ve plan olduğunu düşünüyorum. Genel Başkanımız Fatih Bey'in geçenlerde bu hastalık konusunda ve PRC testleriyle ilgili PCR, PCR diye geçiyor ya, testleriyle ilgili bir açıklaması vardı. Malum ailenin bununla alakalı bir plan olduğunu, şüpheleri olduğunu söyledi. Daha doğrusu neden onu söyledi? 2015, yani 2020'de bu hastalık, 2019'un sonunda 2020'de alevlendi. 2015'te PCR testinin
patentini almışmış aile. Bunu belirtti burada. Bu bahsettiğimiz aile Rothschild ailesinin değil mi? Rothschild ailesi, evet. Salgın başlamadan 5 yıl önce alınmış. Sonuç olarak biz hastalığa odaklanmış durumdayız. Bu hastalık neden çıkmıştır? Bunun çıkmasına veya yayılmasına kimler sebep olmuştur? Bunları da aslında irdelemek lazım. Yani her gün maske mesafe, temizlik. Tabii ki bunları yapacağız. Tabii ki kendimizi koruyacağız. Ama alttaki yatan planı da görmek lazım. Ekonomiler ve ekonomik olarak, sosyolojik ve psikolojik olarak ne amaçlanmakta? Buna bakmak lazım. Mesela Çin'de hastalık ilk çıktığında diğer ülkelere yayılmadan, bölgesel olduğu zaman endemi diye geçiyor. Ondan sonra ülke çapına yayıldı. Epidemi. Ama hiçbir şekilde dendi ki bunun bir zararı yok. Korkacak bir şey yok vesaire. Dünyaya yayıldı. Ondan sonra artık salgın kontrolden çıktı. Dendi ki pandemi var. Daha önce önlem alınsaydı bu konuda bilinçli olarak yavaş davrandığını düşünüyorum. Bu şekilde bunu şey yapabiliriz. Değerlendirebiliriz bir de diyorsunuz. Şunu da ekleyeyim. Mesela Bill Gates, şu anda bakıyoruz dünyada sağlık konusunda otorite, onun söylediği her şey televizyonlarda, değil mi, yayınlanıyor, şöyle olacak, böyle olacak, birçok şeyler söylüyor. Kendisi bir bilgisayar programcısı olmasına rağmen bilişimle alakalı, üniversiteyi de bitirmedi diye öğrendik ama hayırlısı olsun. Bill ve Melinda Gates Vakfı Foundation diye bir kuruluş var. Para yardımı en çok Dünya Sağlık Örgütü'ne yapan kişiler ve vakıf. Bu şekilde. Sonuç olarak birileri bir senaryo yazıyor. Salgın çıkarılıyor. Şimdi bir sürü şeyler var. İnsanlar korkutuluyor. Kıtlıktan bahsediliyor. İşte grid reset, büyük sıfırlamadan bahsediliyor. Dünya nüfusunun 500 milyon düşürülmesinden bahsediliyor. Birçok şeyle, iklim değişikliklerinden, kuraklıktan bahsediliyor. Bizim memleketimiz Allah'ın izniyle böyle bir şey olmaz. Yani kuraklık dediğimizde çok fazla su kullanıyoruz. Biz devamlı, ben atıyorum 5 defa yıkıyorsam şimdi 15 defa elimi yıkıyorum. İnsanlar daha fazla çamaşırlar yıkanıyor. Su daha fazla kullanmaya başlandı. Bu anlamda suyun azalmasının sebebi aslında dünyada bilimsel olarak baktığımızda aynı oranda yağmur yağıyor. Ama yerler değişiyor. Bazı yerde çok fazla oluyor. Sel baskınları meydana geliyor. Ama yağan yağmur dünyada her zaman aynı şekilde. Mesele burada insanları korkuya kapılmasını sağlamak. Kontrol etmek korkan insanın daha kolaydır. Korkuyla kontrol sağlanıyor. Korkuyla kontrol sağlanıyor. Şimdi bakıyoruz aşı meselesine de burada değinelim isterseniz, salgından bahsettik. Lütfen. Şimdi bilim kuruluna bizim Fatih Bey film kurulu diyor. Tabii bundan sonra baktığımızda şimdi aşılamayı deneyeceğiz diyor profesör. Yani denek haline geliyoruz. Üçüncü faz Çin aşılarının denemesi Türkiye'de, Endonezya'da vesaire de yapılıyor. Başka birisi çıkıyor, başka bir profesör çıkıyor. Diyor ki kız bile vermeyeceğiz diyor. Bu ithamlar, bu tür davranışlar, bu tür söylemler insanlarda tepki oluşturuyor. Şimdi bunun yerine ne yapmak lazım? Korkutmak yerine insanları bilinçlendirmek, onları ikna etmek lazım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yerli aşı olsaydı herkes sıraya girerdi. Demek ki şüpheleri var. İnsanlar güvenmiyorlar. Ne batıya ne doğuya. Bu anlamda yerli aşının en kısa zamanda çıkarılması lazım bence. Bunun için işte faz denemelerin, devletin buna her türlü desteği vermesi lazım. Sonuç olarak yaşadığımız bu ortamda senaryoda figüran satrançta, satranç tahtasında piyon değil, şah olmalıyız. Oyunu kuran biz olmalıyız. Birilerinin oyununa alet olmamalıyız diye düşünüyorum. Peki. Şimdi devam edeceğiz tabii ki. Ben kesmeden aktarmanızı istedim. Bu nedenle araya da çok fazla girmek istemedim. Çünkü çok güzel bir şekilde konuları birbiriyle bağlantılandırdınız da. Tabii Türkiye ekonomisinden de bahsettik aslına bakarsanız. Son durumla ilgili değerlendirmelerinizi de aldık ama. Şimdi koronavirüse dönmüşken bu süreçte aslına bakarsanız en çok
dikkat çeken noktalardan biri sizin de ifade ettiğiniz gibi işte suya daha fazla ihtiyaç duyulacağı ama bu konuda bir sıkıntı yaşanacağı yönünde ve gıda ile ilgili aslına bakarsanız güvenilir ve hızlı ulaşım çok ön plana çıktı. Ürünlere ulaşmak noktasında oldukça önemli bir noktaya gelmiş durumda koronavirüs sürecinde evet. özellikle de. Evet. Bu anlamda tarım politikalarından da bahsedeceğiz sizinle gibi tamam. fikirleriniz var. Ama kısa bir ara verelim isterseniz o minik arının ardından tamam. devam edeceğiz sohbetimize. Tamam. Değerli izleyenler, bir konu bir konukta. Bugün konuğum Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı. Kendisiyle hem parti çalışmalarından bahsettik şimdiye kadar hem milli görüşü açıkladı. Siyonizmin ne olduğunu ifade etti kendileri ve tabii ki Türkiye ekonomisinde gelinen noktayı bu noktada daha öncesinde Necmettin Erbakan Başkanlığı'nda yapılan çalışmalara da değindi. Devam edeceğiz sohbetimize. Bizden ayrılmayın. DEHA TV ekranlarında bir konu bir konuk sürecek.